Evet arkadaşlar, sizlere şimdi diyelim ki bir bilgisayarda Word'de basit bir afiş nasıl yapılabilir? Tabii bir sürü afiş özel programları var ama böyle de olabilir. Böyle başlığı yazıyoruz. Buradan önce düzenden diyoruz ki mesela yönlendirme, yatayı seçiyoruz. Ondan sonra kenar boşluklarından, tabii biz çok ayrıntılı bilgiyi yazacağımız için icabında ne yapmamız lazım? Kenar boşluklarından özel kenar boşluklarını seçeceğiz. Buradan mesela kağıt tipinden A3 en büyük olanı, onu seçtik. İstesek tabii ki A3'ün haricinde şu yükseklik ve genişlikleri kendimiz de ayarlayabiliriz. Mesela afişin genişliğini bakarız. Sorarsın şeyciye, mesela fotokopiciye, makinandan senin kaça kaç afiş çıkıyor en büyük. En son kitabı istersek büyük bir afişte bile tümünü özetleyebiliriz. Onu değil de 3'e yapacağız mesela. Şia ve alt başlıklarını bütün mesela bir sayfada, ehli sünnet ve alt başlıklarını bütün bir sayfada toplayacağız yani. Onu yapacağız arkadaşlar. Neticede önce bir konuları, üniteleri kendi içinde yapalım da o sonra. Buradan ayarladınız. A3 41.99'a 29.7 yüksekliği, yani yaklaşık 30. Şeyde genişliği de bölemesine 42 yani. Tamam dedik. Ondan sonra mezheplerin doğuşunun sebepleri demeye uzatmaya gerek yok. Mezheplerin doğuş sebepleri. Tamam mı? Buradan mesela buradan ekle dedik. Şekillerden ok aldık. Şimdi bunun 4 ana başlığı olduğu için birini buraya koyalım. Böyle koyduk. Ondan sonra bir tane daha ekle diyelim. Simgeler, şekiller. Efendim bir tane daha aldık oklu. Onu da buraya koyalım diyelim. Tamam. Ondan sonra ekle dediğimizde şekil, bir tane daha aldık. Bunu böyle alttan burayı böyle oynatabiliyoruz. Tamam mı? Bir taneyi de böyle aldık diyelim şöyle. Tamam. Bunların üzerine böyle tıklayıp arkadaşlar, tamam mı? Stil mesela kalın siyah olsun. Ana hat mesela ne renk olsun? Mavi de yapabilirsin bak rengini, ama siyah olsun. Çünkü renkli olunca siyah beyaz çıktı aldığında net çıkmıyor. Onun için siyah yapalım. Bunu da aynı şekilde stil kalın. Efendim rengi de siyah yaptık. Buna geldik. Bunu da yine bak seçildiği belli oluyor. Ondan sonra ana hat siyah, stil en kalın yaptık. Buna da geldik. Bunu da yine üzerine bir kere tıklıyorsun. Efendim siyah, stil bu oldu. Şimdi mesela buradan geliyoruz arkadaşlar. Mesela şu kutu vardı ya, bu kutunun başına koyalım. İnsanlık hani bir böyle bir acayip insan olma özelliği, insanlık yani bir huy, özellik anlamında kullanıyor. O biraz sakıncalı. Aslında kitabımızın başlığını biz kısaltmak için öyle yaptık. Mesela bunu buraya koyduk. Efendim bunu silebiliriz. Tamam mı? Şöyle. Sildik. Bu kutuyu böyle üzerine tıkladığınızda böyle alıp buraya koyabiliyorsunuz. Şöyle biraz kısaltalım kutumuzu. Şöyle kutumuzu şöyle açtığımızda alt konuları böyle geldi buraya bakın. Tamam mı? Bakın böyle. Ondan sonra şunu şöyle çekebiliriz. Şunu şöyle şuradan kaldırabilirsin şöyle. Şunu şöyle geriye alıp ortasına çekebiliriz. Buraya bir diyelim. Birdi. Tire işareti olsun. İnsan olmadan kaynaklanan sebepler. Bu da tabii çok büyük. Bunu biraz küçültelim. Mesela 21 olsun. Bunu da bu büyük kalsın. Şuradan itibaren mesela 17 olsun. Tek sayıyı ben severim. Onun için 17 yapalım. 17 yaptık. İnsan olmaktan diyelim. Olmadan olmayı gibi bir anlam var. Olmaktan kaynaklanan sebepler. Tamam mı? Şimdi mesela burayı silelim. Tabi burada yerimiz var. Böyle alabiliriz. Veya bunu dediğin gibi şey yapabiliriz. Times New Roman'ı daha çok kullanıyoruz biz. Bunun tamamını istersek şuradan harf büyüklüğünden büyük harf yapıp böyle. Tamam mı? Mesela daha küçülteye indirelim. 14 olsun.
ve Times New Roman olsun. V de büyük harf olsun hepsi. Önce küçük yapalım, sonra büyütelim. Tamam. Bunu istersek böyle ortalama yapabiliriz. Kırmızı yapabiliriz. Renklendirme siz yaparsınız. Şimdi insan olmaktan kaynaklanan sebepler. Mesela bu bir dedi mi? Bunu nokta yapalım. Tamam mı? Mesela birin biri neydi? Şu. Tamam mı? Bunu mesela şuradan rakam da koydurtturabilirsiniz. Efendim, birin biri oldu. Burada tabii bu rakam şu arayı ayarlayabilirsiniz böyle. Şöyle alıp mesela bakın bunu buna yapıştırabilirsiniz. Birin biri. Psikolojik ögeler. Bunu mesela 12 yapalım bunu. Efendim, koyu yapalım. Bunu yaklaştıralım. Şuradan mesela yaklaştırdık. Bu birin biri. Bu da 12 olabilir. Tamam, bunda koyu olsun. Tamam, bakın bu sosyolojik unsurları bak şöyle yukarıya aldığınızda tak yaptığınızda onun gibi 2 yapıyor. Şunu mesela aynı kalınlığını buraya alabilirsin. Şu biçim boyacısı demek. Bak bunları aynı seviyeye getiriyor. Aynı şekilde zihniyet biçimi ve değerler sisteminin oluşu. Bunun da yine biçimini benzetebilirsin buna bu şekilde. Tamam mı? Zihniyet değil, zihniyet yazmışız. Alsana zihniyet biçimi ve değerler sisteminin oluşmasıydı. Yani her insanın zamanla bir zihniyet biçimi ve değerler sistemi oluşuyor. Buraya bu biraz eksik oluyor. İnsanın diyelim zamanla zihniyet biçimi ve değerler sisteminin oluşması. Kimin oluşması? Şuradaki başlığı unutuyor. Aslında insanın oluşması da. Şuna da aslında şey diyebiliriz. İnsanın içinde bulunduğu sosyolojik neydi? Toplum bilimsel unsurlar. Tabii siz ne yapacaksınız? Buraya nokta diyeceksiniz, tamam mı? Açıklama yazacaksınız. Yani bu kısmı mesela böyle uzatacaksınız, tamam mı? Tamam mı? Böyle gideceksiniz. Tabii bu psikolojik unsurları kitap açıklıyor ya. Buraya açıklamayı yapacaksınız yani. Anladınız mı? İki nokta üst üste koyup. Burayı şimdi ben şöyle yapıyorum. İçinde bunların unsurlar iki nokta üst üste böyle siyah yaptıktan sonra burayı da böyle açıklayacaksın. Tamam. Bunu böyle aşağıya doğru çekersiniz kardeşim. Tamam. Bunu da iki nokta üst üste koydunuz. Nokta nokta diyorum. Bunu da açıklayacaksın böyle. Tabii bu böyle aşağı doğru inecek belki de yani. Anladınız mı? Şimdi burada gelelim. Mesela ikinci başlığımız neydi? IMT'de İyiydi değil mi? İlk İslam toplumundan kaynaklanan sebepler. Şimdi bunu aldık. Şuradan itibaren aldık. Kestik. Şuranın başına koyuyorduk. Değil mi? Efendim koyduk. Tabii akrostiş tekniğine göre şeyini de koyalım. Şu kutumuzu şöyle yanaştıralım şuraya. Şuradan biraz açalım şöyle. Efendim neydi? 2. İnsan olmaktan kaynaklanan sebepler. Müslüman toplumdan kaynaklanan sebepler. Hemen şunun yazı tipini buna alalım. Bakın buraya koyuyorum. Tamam mı? Şak buradan. Tamam mı? Şöyle. Gördünüz mü? Ve bu baş harfi büyük olacak. Büyük olsun istedik mesela değil mi? 2 dedik. İstersek şu iki rakamın kaç olduğunu daha büyük yapabiliriz. İyice göze çarpsın diye. 21 yapalım bunu. 21 benim hayatımın ettiğin sayısı. Bakın o ikisi göze çarpsın. Kaç çeşit olduğu bilinsin yani. Tamam mı? Al sana 22 diyoruz. Buradan bunu 21 böyle koyduk. Tamam mı? 1, 2 Müslüman toplumdan kaynaklanan sebep. Efendim bunu mesela alıyorsun buradan biçim. Buradan hepsine koy gitsin biçimi. Gördün mü? Tabi burada 2, 1 demiştik ya. Efendim 2'nin 1'i. Efendim. Şuradan
numaralandıralım. Tabi 4 diye alıyor. Burada 3 oldu ya, oradan ona 4 gidiyor. Efendim numaralandırmayı başlat dedik. Ama burada bakın üzerine siyah yapıp yeniden başlat dersek 1'e dönüştürüyor. Ama burada tabii ki biz bunu 2'nin 1'i yapacağız. Böyle yaptık mı oluyor. Sildik bakın. Efendim bunu mesela kenara biraz yanaştıralım, gelsin şöyle, değil mi? Efendim bak böyle üstteki üçgeninden çekeceksin. Aşağıdaki karesinden değil. Böyle yanaştırdım buraya, bak gördünüz mü? Kur'an'ın anlaşılması. Kur'an böyle yazılıyor. Üstten virgül 7'nin üzerinde. Ben F klavye kullanıyorum. A'yı da şapka koyuyorsunuz. A'yı şapka koymak nedir? Shift'teyken 3'ün üzerine basıyorum ben. 3'ün üzerinde şapka var. Kur'an yani uzatıyor. Ondan sonra tekrar apostrof üstten virgül koyuyorsunuz. Kur'an'ın anlaşılması. Tabii 2'nin 1'inin 1'i vardı. Onu biraz içeri alıyoruz böyle. Siliyoruz bu. Otomatik 2'de 1 koydurmayı öğrendik zaten. İstersek bunları da koyu yapabiliriz böyle. Tamam, bakın bunları da koyu yaptım. Tamam mı? Zahire bağlı kalmak. Burayı da biraz yanaştıralım buna. Yanaştırdık. Burayı böyle enter yaptık mı otomatik yapıyor. Siliyoruz bu hatayı. Ondan sonra burayı tekrar yaptık. Sildik. Efendim. İkinci madde buydu. Tamam mı? Bunlar müteşabih. Şabih uzatıyor. Şahsını alalım. Tamam. 2'nin 1, 2'nin 2'si, 2'nin 3'ü. Kur'an'a. Yine Kur'an'ı da düzeltelim. Efendim. 3'ün üzerinde benim klavyede, 3 rakamının üzerinde şapka var. Elin, parmağınız shift'teyken, shift enter'ın altındaki uzun tuş. Onu da bilmeyenler olabilir, söylüyorum. Bilenler hakaret kabul etmesin. Kur'an'a, tamam mı? Mesela üstten virgül yaparken de shift'e basıyorsunuz. 7'nin üzerinde üstten virgül var. Tamam. Kur'an'a bütüncül yaklaşılmaması. Efendim burası şimdi 2'nin 2'si olsun. Onu da yazabilirsiniz. 2'nin virgül 2 diyorsunuz. Ondan sonra virgül koyduğunuzda space, boşluk tuşuna bastığınızda otomatik 2 algılıyor. 2'nin 2'si yapıyor. Tabi onu böyle biraz koyulaştırıp, koyu gri yapıp onu da bunun hizasına böyle getiriyorsunuz. Tamam, bak böyle getirdim. Tamam. Böylece bu oluştu. 3 ayrı bir maddeydi. Bunları böyle başına koyarsınız öteki satırını. Bunun sonuna getirip enter'a bastığınızda 2'nin 3'ü yapar. Ama biz bunun 2'nin 1'isi yapmayacaktık. Efendim 2'nin 2'si yaptık. 2'nin 3'ü olacak. Doğru. Yani ikinci maddenin ikincisi demek. Bu da birinci maddenin birincisi. Birinci maddenin ikincisini de yapalım şöyle. Biz bunları şeyli yapmamışız. Uyumlu yapmamışız. Yaptık. Heh, şöyle. Şu tabi şey gelecek. Birin ikisi olacak. Özür dilerim. Bir virgül iki. Heh. Böyle oldu. Bunu böyle buraya yaklaştırıyoruz böyle. Tamam. Bunu da birin üçü olacak. Bir türü üç. Heh. Bunu da yine yanaştıralım böyle. Tamam. Bak güzel oldu. Kitap gibi. Evet, devam. İkinin ikisi, ikinin üçü, ikinin dördü. Yani ikinci ana başlığımız dört alt başlıktan oluşuyor anlamında. Bu tez mantığı, makale mantığı bu. Siyasi çekişmeler, Asabiler, fanatizm. Hazreti Bey, bunların bütün harflerini, baş harflerini büyük yaparsınız böyle. Böyle seçersiniz. Seçtikten sonra her sözcüğü büyük harfle başlat dediğinizde onların bakın büyük hepsinin baş harfisi ne oldu? Büyük oldu. Başlık gibi oldu. V'leri tabi böyle büyük baş harfi olmak dikkat çekiyor. Böyle yapmak daha güzel. Tamam. Alet edilmesi derken alet edilmesi değil, ona bir şapka koyalım. Alet uzatalım. Tamam. Böyle anlaşılmasını düzeltelim. Efendim. İşte bunları Kur'an'ın anlaşılması derken neyi kastediyoruz mesela? Açıklama varsa buraya efendim yapıyoruz böyle. Tamam. Diyelim. Zahire bağlı kalmaktan ne kastediliyor? İki nokta üst üste. Bunun da mesela açıklamasını yapalım.
Bu da böyle kendisinin içerisinde içi alttan başlasın. Tamam, onu da yaptın diyelim. Yani bir iki paragraf, yani aşağıda, yani bu aşağıya doğru indiğinde bu bir A3 kağıdı. A4'ün dikeyde yan yana iki tanesini düşünün. O şekil. Yani aşağıya kadar insin, aşağıya indin sığmıyor. Bu sefer ne yapacaksın? Yer yok, yerimiz mi dar, ne var demiş bir tanesi. Ne var? O zaman daha da kısaltacaksın, daha da özetleyeceksin yani. Tamam, bu şekil. Al. Tamam. Hadi bu da 3 satır olsun. Tamam. Böylece yapacaksın. Tamam. Ondan sonra Kur'an'a bütüncül yaklaşılması 2 nokta üst üste. Ne kastediliyor ki konuyu okuyacaksın. Aklında kalanı oraya yazacaksın yani. Tamam, bunu tabii biraz ayrıntılı yaz. Önemli bilgileri yaz. Yani tanımını yaz. Örnek ver. Bir tane örnek. Açıklama ve örnek diyoruz şu araya. Tamam mı? Şuraya ne diyoruz? Açıklama ve örnekler. Örnekler. Lüzumlu ayrıntılar. Tamam mı? Buraya bunlar yazılacak demek yani. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Heh. Kopyala. Şuraya da koyalım. Açıklama, örnekler, lüzumlu ayrıntılar. Tamam, böyle yazıyorsunuz buraya. Hepsine de yazıyorsunuz tabii. Hepsine de lüzumlu ayrıntılar bilmem ne yazmamıza gerek yok. Onu anlarsınız yani. Yani şimdi her başlığa lüzumlu ayrıntılar şeklinde değil. Buraya bir tanesine koyduk, hepsinde de var. Bu noktalar onu temsil ediyor. Efendim, yazıyoruz. Tamam. Aynı şekilde. Nokta, 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 nokta. Yani böyle indireceksiniz aşağıya kadar. Evet, yani şöyle indirdik diyelim. Bunu da indirdik aşağıya kardeşim. Geliyoruz 3. maddemize. 3. maddemizin kutusu neredeydi? Şuydu. Efendim, aldık. Biraz daraltalım şöyle. Aldık. Böyle çarpı görünce burada arkadaşlar, artı görünce taşıma anlamına geliyor. Tamam mı? Al bakın, koyduk. Arada biraz boşluk olsun. Heh. Tamam. Şu böyle biraz genişse bunu biraz şöyle seçip, bakın şurasında, bakın taş böyle bu tarafa yapma işareti var. Böyle daraltabilirsiniz. Bunu böyle mantıklı bir şekilde bunun üzerine de tıkladığında şöyle, bakın bu genelde burada oluyor. Buradan artı ile buraya taşıyabilirsiniz. Efendim şunun kutusunu da alalım, koyalım buraya madem. Bakın. Tamam. Bu öğretmencilik oynarken ileride 5000 lira karşılığında öğretmencilik oynamak çok zevk verir adama. Böyle çocukları bu şekil yaptığınız zaman hap bilgi diyoruz bunlara. Yutarlar bu tür bilgileri. Tamam, böyle kitaptan dediğin zaman kalınlığı çok geliyor. Aslandan kaçar gibi kaçıyor. Aynısın gibi. Yeni nesille aynı. Siz böyle oldunuz. Sizin öğrencileriniz sizden beter olacaklar. Yani bu korona dalgası hepten beter yapıyor her tarafı. Yani dolayısıyla biz hocalarımız öyle şeyler yapmazdı. Biz bunu öğretmencilik oynarken öğrendik. Tabii her hoca da değil yani. Benim gibi mükemmeliyetçi adamlar yani öğrendi. Her birisi de uğraşmaz böyle. Az çıkar bizim gibi adam. Kesiyoruz buradan, aldık. Tamam. Koyduk. Nasıl yapıyorduk? Buradan buraya koyuyorduk. Süpürgeyle alıyorduk. Aynısını yap diyorduk. Şak. Aynısını yapıyorduk. Bunu yine buraya koyuyorsun. Alıyorsun. Aynısını ne yapıyorsun? Yap diyorsun. Yaptı. Tabii bunları büyük harflerle yapıyorduk. Tamam. Efendim. Büyük harf koyduk. İ'yi gittik atalım. Dış nedenler. Burasını da büyük harf yapalım. Yaptık.
Bunların başını büyük yapıyorduk. 21 yapıyorduk. Efendim al sana 21. Dikkat çeksin kaç rakamı olduğu diye. Tamam yaptık. Şöyle bunları da aşağı doğru çekebiliriz. Şöyle al belli olsun. Şöyle değil mi? Böyle çektik. Bunların buradan kopyalamasını yapalım. Aynı olsun diye. Tamam oldu. Efendim şuradan alalım. Yine şöyle. Tabi burası tabi 2, 3 şöyle. Şuradan bakın numaralandırma diyor. Numaralandırınız 3 oldu. Bu 3'ü sileceksiniz. Tabi 3'ün 1'i olacak. Böyle olmuyor. 3 yazıyorsun. 1 diyorsun. Sonra bir boşluk yaptırıyorsun. Otomatik hale geliyor. Gördünüz mü? Bak böyle kararınca otomatik geliyor. Bundan sonrakileri işte ona uydurabilirsiniz. Bak böyle. 3'ün 2'si oldu. Bunu siliyorsunuz. Ondan sonra burayı nifak hareketleri. O da 3'ün oldu. Şu arasını böyle seçip mesela şuraya yanaştırabilirsiniz. Bakın bunu böyle yanaştırdım. Bunu da böyle üçgeninden tutuyorsunuz bunlara. Marj ayarları deniliyor. Ben ilahiyat kazandığımda hazırlık sınıfındayken halk eğitime gittim. Cumartesi pazar akşamları. Orada hem sosyalleştik biraz. Yurdun sıkıcı havasından. Hem de biraz orada bir bilgisayar kursuna gittim. O zaman böyle fareli bilgisayar yoktu. Böyle yeşilli meşilli basic kurusu öğrendik biz. Fare bile yoktu bilgisayarda. Hep tuşla bir şeyleri idare ediyorduk. Ondan sonra daktilo kursuna gittim. Önce daktilo kursuna sonra bilgisayar kursuna. F klavyeyi öğrendim. F klavye Türklerin parmaklarına çok uygundur. En çok kullanılan harfler ortadadır. Kalın parmaklarınıza denk gelir. İngilizce'de de bu sefer şu küçük parmaklara şey biniyor, yük biniyor. O zararlı yani. Şimdi bunların şeyini de şey yapalım. Harflerini 12 yapalım. Kur'an'ın anlaşılması. Bu kalibriymiş. Efendim, bakayım bu ne? Aslında kalibri de fena değil. İnsana sıcak bir hava veriyor. Ötekisi çok köşeli. Köşelilik Hristiyanlığın sembolü. Böyle yuvarlaklık İslam'ın tevhidin sembolü. Oynanan yazıların da bir karakteri var yani. Tamam. Efendim. Bu neymiş? Kalibriymiş. Tamam, bunları da kalibri yapalım. Pardon. Şöyle. Al sana kalibri. Evet. İki noktamızı koyduk. Efendim sildik. Açıklama yazıyoruz. Evet. Aynı şekilde şu açıklamalı ve örnekleri de oraya da koyalım. Tamam. Felsefe eserlerinin tercüme edilmesi. Evet, bu şekilde aşağıya doğru dolduracaksınız. Hadi bunu da yapalım bari. Efendim, 4'ün birisi dedik. Değil mi? Olacak. Buna kendimiz buradan rakam verebiliriz. 3'ün biri oldu. Ama bu 3'ün üzerine tıklayıp mesela istediğimiz rakamı numaraları değeri ayarla diyoruz. Ayarlarım ben de. 3 değil de 4'ten başlasın diyorum. Bak 4'ten başlattı. O 4'ün yanına nokta var, 1 var. Bir tane daha koyarım. Böyle olur. 4'ün birisi diyelim daha iyi. 4 nokta 1 nokta. Heh, bu şekilde space boşluk tuşuna, uzun tuşuna basacaksınız. Bastık. Bunu böyle alalım şöyle. Kenara yanaştıralım. Yanaştırdık. Şöyle. Şuradan şöyle iki noktasını koyalım bari.
Bak gördüğünüz gibi geliyor. Yukarı siliyoruz, siliyoruz, siliyoruz. Ötekine uyduruyoruz. Otomatik. Bir daha 4 3 4 4 yazmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi. Gördünüz ne güzel oldu. Tabii şuradaki 4'ün 5'i 2'den fazla olanı silelim. Tamam. İlk İslam toplumundaki ilk ihtilaflar. Toplumundakinin kısaltmasını kaldıralım. Tabii onu büyük harfle yapalım. İlk İslam toplumundaki ilk ihtilaflar. İlk ihtilafları ikinci satıra alabilirsiniz. Bu önemli diye, bu anahtar kelime diye altını böyle çizebilirsiniz. Dış nedenler dedik. Değil mi? Müslüman toplumuna kaynaklanan sebepler. Mesela bunları mesela şuraya bir tane kutu ekle diyebilirsiniz. Metin kutusu. Tamam. Al sana bir kutu daha. Bunu küçültürsünüz şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şuraya. Buyurun. Bunun içini böyle serip silebilirsiniz. İMTDI demiştik ya. İMTDII. Evet, böyle yazdık. Bunlar akrostiş tekniğine göre aklımıza kalsın diyeydi değil mi? Bütün maddeler. Büyütelim bunu. Al sana 22 olsun. 24 olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu 25 olsun. 33 olsun tespitteki rakamlar en iyisi. 33. Tamam. Kalın yap. Bunlar da yeşil olsun, İslamcıyız. Yeşil. İMT'de ilk İslam toplumu, insandan kaynaklanan sebeplerin iyisi olsun. Müslüman toplumdan kaynaklanan T'sini küçük yapalım. Gerçi Müslüman toplum derken o Müslüman toplumun başı olsun. Tamam, fark etmez. Oktayı koyduk. Dış nedenler, dışı. İlk İslam toplumundaki ilk ihtilaflar. İMTDII. Gördünüz mü? Bu şekilde ne yapmış olduk? Akrostiş tekniğiyle. Bunu böyle seçersiniz. Şöyle ortalarsınız da. Tamam mı? İsterseniz şunu da şöyle yaparsınız. Efendim böyle. Tamam mı? Şöyle koyarsınız. Tamam. Gördüğünüz gibi bu akrostiş tekniğine göre bu maddelerin de ana başlıklarını aldınız. Efendim burada da mesela kaç tane varsa bunları da akrostiş şekliyle göre yapabilirsiniz. Mesela şuraya şu boşluğa bunların baş harflerini koyabilirsiniz. Şu alt taraflarına koyabilirsiniz. Mesela diyelim şurayı yapalım. Mesela şimdi buraya da mesela ekle metin kutusu. Metin kutusu çiz yapalım. Daha iyi olur. Şöyle ekledik arkadaşlar. Neydi? Kur'an'ın anlaşılması. Kur'an'ın anlaşılmasını K dedik. Büyükle K. Tamam mı? K-A. Ondan sonra parantez içerisine koyarsın. Z-M-K. Z-M-K. Z zahire bağlılık. Müteşabi ayetlerin anlaşılması. Kur'an'a bütüncül yaklaşılmaması. Kur'an'a bütüncül yaklaşılmaması, K'yı hatırlayamayabilirsin. Bütüncül yaklaşılmaması. Tamam mı? Sadece Kur'an'a değil, hadislere de bütüncül yaklaşılmaması bir sorun. Tamam mı? B ne diye hatırlamıyorsan küçük harfini koyarsın. Müteşabi ayetleri koymak istiyorsanız sesli harf kısaltmada koyulmaz, sessiz harf koyulur. Zahire bağlılık dersen ZH'sini koyarsın. Tamam mı? Bunları isterseniz şöyle bunları koyu yaparsınız. Tamam mı? M'sini, ikinci harfini küçük yaparsınız. Yine ZMB olur. Yani neydi? Bütüncül yaklaşılmama. Neye? Aslında Kur'an'a bütüncül yaklaşma değil de Kur'an ve sünnete. Sünnete. İkincisinin ortak adı neydi? Nas'a. Nas'a, Nas'lara. Nas'lara. Tamam mı? Yani efendim kitap ve sünnete ve benzeri Nas'lara bütüncül yaklaşmama. Şu kısmı altı alalım. Ha. Tamam, bu şekil gördüğünüz gibi orayı akrostişle yaptık. Efendim bu KA'nın da neydi? Kur'an'ın anlaşılmasıydı. İsterseniz onları K P A S yapalım. A'sını atalım. Tamam mı?
Efendim kapattık. Ondan sonra KP virgül A S. Yani S neydi? Siyasi çekişmeler. Efendim. Asabiyet ve fanatizm. Tamam. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber'in HZ'sini almadık. P'sini aldık. Peygamberimizin mezhepçiliği alet edilmesi. KPAS. 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 Bunun alt maddesi var mı bunların? Yok. Aynen. Direkt böyle yapmış olduk. Tamam mı? Kur'an anlaşımı alt maddelerini parantez içine koymuş olduk. Bunu da böyle mesela ne yapıyoruz? Giriş ortalıyoruz. Bunları da kalın yapalım. Siyah olsun bunlar. 18, 17 de severim 17 rakamı. 10'da 17 yaptık. Hep teki seviyorsun, çifti sevmiyorsun. Severiz tabii ki. Tek de çift Allah'ındır. Ayet var. Ve şef-i vel-vetr. Vel-fecr suresinde, vel-fecr suresinde. Ama Allah tektir, teki sever de var. Tekin ortasında böyle şey oluyor. Tek rakam oluyor böyle. Gördünüz mü? Ama 4 diyelim. 4'ün ortası boş oluyor. Ama o da sonsuzluğu boşlukta temsil eder. Boşluk deyip küçümsememek lazım. Tamam mı? Bu şekil yapacaksınız yani. Bunların oraya da boşluk ekleyin. Şuradan şöyle yaparsın. Bir boşluk yaparsın. Burada ne yapıyorduk? Metin ekleden. Ekleden metin diyoruz. Metine basıyoruz. Metin kutusu çiz diyoruz. Değil mi? Böyle. Al sana bir tane çizdik buraya. Bunları da siz yapın kardeşim yani. Evet, şu ikisini başlığı birbirine yaklaştırabilirsiniz. Şöyle paragraf dersiniz. Arada 8 NK boşluk vermiş. Onu 0 yaparsınız. Başlık yaklaşır birbirine. Tamam mı? Burada aldık. Al sana buraya da bir tane ekle. Metin kutusu. Metin çiz. Al sana bir çiz buraya metin. Tamam. Buradan bunu bakın arkadaşlar. Bunu şurası böyle olduğu zaman burası yazıcıda çıkmaz. Şuradaki boşluğa mecburen bu kadar boşluk vermemiz gerekiyor. Bunu ne yapacağız? Böyle biraz buna çekeceğiz abi. Şunun ayarını. Bu sefer bunu ne yapmamız gerekiyor? Bunu böyle alalım. Bunu daraltmamız gerekiyor. Bunu buraya alabilmemiz için şöyle. Tamam, şimdi oldu. Şunu istersek şöyle biraz daha yapabiliriz. Bunu böyle çekebiliriz. Ama burasını 0.10'da 6'dan aşağı küçültmeyin. Çünkü fotokopi çekerken 0.5'in altındaki kenarları almaz. Yani diyor ki oraya mantıklı bir boşluk bırak. Kenarında 0.15 santim boşluğun olsun. Bunları en fazla metin sıkışması durumunda şu kenarları 0.6'ya indirelim. Tamam. Evet. Bunu da böyle daraltabiliyorsunuz. Böylece gidiyor işte. Bunları da aynı şekilde böyle yapıyorsunuz. Nokta nokta. Efendim. Buraya açıklama örneği lüzumlu şeyler. Örnekler, lüzumlu şeyler buraya da koyalım. Şurayı silelim. Tamam. Aynı şekilde iki nokta üst üste. Efendim. Bu dördün üçünün maddesini silelim. Bu açıklama kısmı. Hazreti Osman'a isyan. Cemal Savaşı. Yemen Savaşı'nı bir özetleyin mesela biraz böyle. Kitabınızın şeyini attım mesela internet sitesine. Okunabilir ve araştırılabilir, kopyalanabilir bir CD'dir o. Şeydir. Ama oradan birebir kopyalamayın, ben anlarım. Tamam mı? İlk iki üniteyi atmıştım. Hepsini atmadım. Öyle bir şekilde tut yapıştır, özetleme olmaz. Okuyacaksın aklında kalanı, kendi cümlelerini yazacaksın. Yoksa emek hırsızlığı olur. Aldığınız notlar haybeye haram olur. Tamam, bunlar böyle. Bunu 21'e çıkaralım. Evet.
bold yapalım, koyu yaptık. Efendim burada akrostiş tekniği şu üçü için de olabilir. Onu da yapalım. Efendim ekle diyoruz. Buradan metin kutusu çiz diyelim. Metin kutusunun alttaki çiz yapalım. Daha iyi oluyor, içi boş oluyor. Böyle buraya. Tamam. Burayı neydi? Kısaltma. Maddeleri kısaltmalar. Maddeleri kısaltmalara ne diyorduk? Kısaltma diyelim. Akrostiş tekniği. Akrostiş eski Yunanca bir söz. Direkt Akropol'deki direklere denilmiş. Yani konunun direkleri. Muhtemelen öyle. Akropol eski Yunan'da tapınakların dışındaki meydandaki direkli alana deniliyor. Öyle biliyorum. Efendim. Akrostik. Arapçasına ihtisar veya iktisar. İktisar. Kasirden iktisar. Kısaltma demek. Tamam. Şimdi bunları bu şekil yaparsınız. Ben burada bir tanesini öğrettim. Bunu böyle yerine taşıyayım şöyle. Tamam. Evet. Böylece arkadaşlar işte şeyimiz hazır. Tabii burada şurada çok fazla yer oldu. Şunu biraz şöyle alıp yukarıya şöyle şu şekil şunu şöyle koyabilirsiniz tabii. Ötekiler ne yaptı? Gitti. Buradan geri gel, ileri gel ayarlarıyla emekleriniz bozulursa şey yapabilirsiniz. Şuradan alabiliriz. Orada bir ayar bozukluğu oluyor. Boş ver arkadaşlar. En iyisi şöyle koyduk. Şöyle. Olsun. Tamam. Evet. Ön görünüm mesela yapabilirsiniz burada. Görünüm nerede? Yakınlaştır yapabilirsiniz. 75. Bakın bu şekilde görünüyor. Yakınlaştır. %50 yapabilirsiniz. Tabii buna fazla bilgi yazınca küçükleniyor. Bu şekilde A4 gibi de oldu. İsterseniz bu şekilde buradan burada ekran alıntısı yazarsınız. Pardon, şeye büyüteşe koyacaktım. Ekran alıntısı. Ekran alıntısı. Bakın bunu böyle görev çubuğuna kaldır var benimkinde zaten. Yerleştir olacak. Buraya geliyor. Tamam mı? Bu şekilde bunu bununla isterseniz mesela böyle. Burada ben bir resmi kesmişim. Bundan mesela bunu bir resim olarak da şöyle bakın alabilirsiniz. Efendim farklı kaydet deyip resimlere yapıştırabilirsiniz. Tamam mı? Ne diyelim? MSEP'lerin doğuşunun sebepleri. MDS. Tamam mı? Kaydet dedik. Oraya kaydoldu. Oradan da birine paylaşabiliriz. Tabii bunu kaydederken, resim alırken şöyle şunların olmamasına dikkat etmek lazım. Bu vaziyette almak lazım. Tamam. Bunu mesela gidermenin yolu da şurasıdır. Şöyle şu boşlukları alacaksın. Aldığımız zaman bu alttaki sayfada kaybolur. Giriş sayfasına tekrar girecek olsak bu böylece bir içindekiler oluşturmuş olduk işte. Mesela şunu biraz şöyle çekebilirsiniz. Yani bir üniteyi böylece özetlemiş olduk işte. Tembeller bundan çalışarak 50 alabilirler. Çalışkanlar bu kitabı da okursa 100 alırlar. Yani ama en fazla bu kadar. Ayrıntı isteyeceğiz tabii. Açıklayınız dediğimizde sadece bu kadar yetmez. Şurayı da biraz ayarlayabiliriz ama ayarlamaya gerek yok. Ayrı bozuluyor. Bir tık geri alalım. Bir tık geri aldık. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böylece tamamlanmış oldu. Bilgisayarınıza efendim
hard disk aman şey koymanın ekran klavyesi koymayı şey yaptık. Efendim mesela Arapça klavye koymanın yolu şuradan dil çubuğunu gösterden efendim mesela dil tercihlerinden buradan tercih edilen diller dil ekleden Arapça ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Yoksa ben eklemişim. Tamam mı? Oradan ekleyebilirsiniz. Bir de sanal klavye, bilgisayara sanal klavye eklemek de çok güzel. Sizde Arapça klavye yok. Onun için de ekran klavyesi diyorsunuz. Windows 7'de sanal klavye, bunda ekran klavyesi. Bakın ekran klavyesi geldi. Tamam mı? Bu şekilde burada. Siz o ekran klavyesini, ekran klavyesinin üzerine gelince şöyle yapıyorsunuz. Görev çubuğundan kaldır var benimkinde. Sizinkinde yekli olmadığından görev çubuğuna yerleştir olacak. Yerleştir dediğinizde ne yapıyor? Ekran klavyesi buraya geliyor. Geldi diyelim bir Arapça bir şey yazacaksınız. Burada bir kavram geçiyor diyelim ki onun Arapçasını yazacaksınız. Mesela mesela Kur'an'ın anlaşılması. Mesela buraya yazalım. Şöyle Kur'an'ın anlaşılması. Efendim ifhamul Kur'an veyahut da idrakul Kur'an yazalım. Buradan Arapça yapınca klavyeyi seçince bakın Arapça oluyor. Buraya bakın ben şimdi idrakul Kur'an yazacağım. Al sana idi. Ondan sonra da idra. Tabi burası görünümü şey yapalım. Görünümü büyütelim. Efendim %100 yaptık. İdrakul efendim Kur'an. Kur'an'ın çekerli olan kısmı böyle yazılıyor. Kur'an. Şurada üzerinde uzatma işareti, M işareti olan var. İdrakul Kur'an. Efendim mesela. Bunu da tabii kalın yapmak lazım. Bu iki kaf yazmışız. Dün sildik. Tamam mı? Mesela bunu da şöyle kalın yapabilirsin. Şöyle. İslam hukuku 3'tekilere de bunu göndereceğim. İslam hukuku 3'tekiler kelimelerin Arapçalarında yazarken böyle yazarlar arkadaşlar. İdrakul Kur'an. Bunu isterseniz buradan büyütebilirsiniz. Mesela 18 yaparsınız. Tamam mı? Böylece İslam hukukunda terimleri bu şekil sıralandırabilirsiniz. İslam hukukundaki İslam hukuku 3'ün de ünitelerini aynı bu şekilde vereceğiz. Bu şekilde yapacaksınız. Özetleyeceksiniz yani. Böylece arkadaşlar bir kısa bir afiş yapmayı Word'de öğrendik. 2. Sanal klavye, ekran klavyesi yerleştirmeyi önerdik. 3. Ekran alıntı aracı yerleştirmeyi önerdik. Başka dil ayarlarını Arapça eklemeyi öğrendik. Bakın size şimdi mesela buraya bir resim eklemeyi yapabiliriz. Mesela diyelim ki şurada bir resim ekleyelim buraya arkadaşlar. Diyelim böyle bilgisayarımız burada, indirilenlerimiz burada. Efendim burada çöp tenekemiz. Böyle düzenli olacak arkadaşlar. Benim hep önemli şeyler. Burada bir düzensizlik var zannediyorum ama aslında düzenli bunlar. Hep belini ezberlemişim ben bunların. Bu tarafta daha çok problemler. İkinci işler. Burası birinci işler. Bu ortada aktif çalıştığım şeyler. Şu boşluklara geliyor. Bazen önemsiz oluyor. Siliyorum mesela. Burayı ben istesem mesela şunlar günlük yani yapmam gereken kısa işler. Bunları silebilirim yani. Bitirmedim diye silmiyorum mesela bazılarını. Şimdi buradan mesela resimlere girelim. Bakın. Diyelim buraya konuyla ilgili bir resim yapıştıracağız. Kur'an'ın anlaşılması. Tamam mı? Al sana bir tane Kur'an mealinin kapağı mesela. Kur'an'ın anlaşılmasına doğru. Bunun mesela bir kısmını alalım. Tamam. Tefsirli Kur'an'ın anlaşılmasına çok önemli mesela. Aldık bunu mesela. Tamam mı? Buradan tefsiri meal. Tefsire ait demek. Şapkalı i e a s s. Bak mesela buradan kopya dediğinde bu resmi alıyorsun. Ondan sonra gelirim mesela ben bunu açarım arkadaşım. Bu değildi, buydu. Efendim Kur'an'ın anlaşılması burası mı kardeşim? Mesela Kur'an'ın anlaşılmasına istersen buraya bu resmi yapıştırırım. Yapıştırdık. Tabii büyük oldu. Böyle üzerini seçersiniz, ufaltırsınız. Tefsiri meal. Tamam mı? Kur'an'ın anlaşılmasına bir örnek olarak bunu koyabilirsiniz resim olarak mesela. Tabii bizim buraya koymanıza gerek yok ama diyelim ki çok büyük afişte yapıyorsunuz. Mesela dikkat çekmesi için
Kur'an'ın anlaşılması başlığının altına buyurun size yapalım. Bu resmi koyalım mesela. Gördüğünüz gibi burada biraz daha ufak yapabilirsiniz. Tefsir-i meal okumak gerekiyor mesela. Öyle sadece kuru meal yetmez. Dipnotlu bol tefsirler varsa, mealler varsa onları okumak lazım. En az 3 ciltlik Hasan Basri Çantay'ın meali çok güzel mesela. Şu başlığı silelim. Mesela İdrakul Kur'an aslında kes şuraya koyacaktık. Kestik, koyduk. Tamam. Mesela böyle resimle yapıştırmayı öğretmiş olduk sizlere arkadaşlar. Bunu tabii çok aşağı gidiyor. Şimdi iki sayfa olursa böyle çekersiniz. İsterseniz şu kutuları beyazlaştırma yöntemi de var. Bakın böyle yapıp şekil biçimlendirip derim. Buradan çizgi deyip bu kutuların rengini de istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Bakın kırmızı yapabilirsiniz. Efendim kalınlığını arttırabilirsiniz. Saydamlık yapabilirsiniz. Düz çizgi. Mesela genişliğini arttırabilirsiniz. 1.5'a çıkardım mesela. 1.25. Böyle değişik türler buradan süsler yapabilirsiniz. Öyle özellikleri var. Tamam mı? Yani mesela isterseniz beyaz yapabilirsiniz. Hiç kalmaz bak. Böyle yaptığınızda bak gördünüz mü? Mesela hiç renk kutu gözükmüyor. Bu şekil tavsiye etmem. Kutu olunca daha iyi oluyor. Sınırları belli olsun yani. Tamam mı? Onun için geri alıyoruz. Mesela bunu kırmızı yaptık mesela. Tamam. Bu ortadakini mesela tabii bunu basarken yeşil yapmak lazım. Ben şimdi örnek göstermek için yapıyorum. Mesela bunu yine kırptan şekil biçimlendir. Metin dolgusu efendim şöyle şekil biçimlendir. Geldik. Buraya geldi. Bunu da yeşil yaptık. Bunu da kalınlaştıralım biraz. 1.25. Dolayısıyla bakın arkadaşlar. Bu da böyle oldu. Efendim. Geldik şöyle. Şuradan şunu tutup beri alabilirsiniz. Bunu da yine metin ana hattı düz çizgi, grad yani neyse. Şuradan bunu da lacivert yapalım mesela. Kalınlığı da lacivert. Bunu da saydamlık değil de efendim düz çizgi metin dolgusu. Şunu bir daha yapalım. Şekil biçimlendir. Tamam şuraya geliyor. Efendim 1.25 mesela yaptık. Rengini ne yapıyorduk? Lacivert yapalım. Efendim 1.25. Tamam bu da bitti. Şuraya gelelim. Bakın şöyle. Şunu ne yapalım? Bunu da efendim açık mavi yapalım. Kalınlığını arttıralım. 1.25 yaptık. Tamam bak. Böylece renklendirdik yani. Böyle bir takım özellikler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin zevkinize kalmış. En son basarken renkli basmak için Fatih Bey'de bunları bastıracağız yani. Bir ürün olarak sunacağız. Efendim. Bir ödev olarak hocaları da idare edebiliriz. Bak bu tür şeyleri ödev olarak yaptırdık gibilerinden. Ve sizlerin sonrakilere kalır. Bunu ben büyük olarak da bastırıp gündüz korona sonrası açılırsa tahtada mesela bilgisayardan projeksiyondan yansıtma veyahut da bastırıp bizzat sınıfa taşıma şeklinde güzel özet bir şey yani. Tamam buralara kısaltmaları koyarsanız siz. Kısaca bunu da göstermiş olduk. Bunun başlığını isterseniz bunu da rengini yine yapabilirsiniz. Efendim mezheplerin doğuş sebepleri kırmızı olsun. Bakın böylece renklendirmiş olduk arkadaşlar. Evet kısaca böylece ben dosyanın ismini baştan kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın şöyle hemen göz at. Mezheplerin doğuş sebepleri, belgelerim. Bunu küçük başlıklar halinde yapabilirsiniz. Mesela bu kaçıncı ünite? İkinci ünite girişten sonra. İkinci ünite dedim. Tamam mı? Nokta virgül. Noktayı kabul etmiyor. Tabi Arapça yazıyormuşuz.
Hemen şeyi değiştirelim. Türkçe F dedim ben. İkinci ünite. Noktalı virgül. Noktayı kabul etmiyor bu kısa koymak. Mezheplerin. Büyük harfler başlıklarda iyi değil. Sevmiyorum ben. Doğuş. Sebepleri. Nedenleri biraz uydurukça oluyor. Sebepleri daha güzel. Tamam mı? Böylece dosyamızı da kaydetmiş olduk arkadaşlar. Mesela tamam mı? Evet. Kolay gelsin. Çok uzun anlattım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Buna göre ödevlerinizi yapalım arkadaşlar. Evet.